Biz varız ekranlarından herkese merhabalar. 18. hafta müsabakasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ederek haftaya derbi öncesi çok büyük moral buldu ve hani aslında gövde gösterisi yaptı desek de yanlış olmaz. Ben hemen uzatmadan sözü Furkan'a vereceğim. Furkan, sen bu maç hakkında ve aslında bu maç Galatasaray adına çok önemli değil ama maçın haftaya yaratacağı sonuçlar adına ne düşünüyorsun? Yani iki takım da yakın zamanlarda 6'şer gol attı. Yani birbirlerine gövde gösterisi yaptı. Haftaya yani bu kadar gol çıkmaz ama yine de işte şey böyle. Hani atabiliyorum haberin olsun tarzında maçlardı. Ya şimdi normal maçta geldiğimizde zaten birinci dakikada Cagne bir gol attı. Hatta gereksiz bilgiyi seni vermen lazımdı ama yani galiba futbol işte Süper Lig'in en hızlı gollerinden biri. Bu sezon ligin en Abi erken golü oldu aynen. yani ondan sonra zaten maç tamamen düştü. Gençler Birliği bir yarım saat falan bir salaşmaya çalıştı. Ondan sonra Belhanda da başladı zaten. 15 dakikada hat-trick yaptı. Maç ondan sonra bitti. Belhanda bu arada kontratı almakta çok kararlı. Bu çok bariz belli yani. Yani bu şey eskiden derdik 3 aylar figürisi falan diye. Belhanda da öyle bir moda açmış yani çok bariz. O kontratı kapmadan yani bırakmayacak bu işi. Ardından zaten 5-6 oldu. Zaten 67. dakikada maç bence bitti. Ondan sonra çok da bir şey olmadı başta. Ve Fatih Terim'in döndüğü maçta açıkçası bunun olması gerçekten büyük bir gövde gösterisiydi. Geçen hafta Beşiktaş'ın yaptığını konuşmuştuk. Bu hafta aynısını Galatasaray yaptı. Bu hani hem derbi havasına girmemi sağladı açıkçası hem de Galatasaray çok güzel bir şov izletti. Ben maçı beğendim. Maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok zaten. 6 tane gol oldu. Çok temiz bir 3 puan aldı Galatasaray. Bu kadar. Evet, Melih, senin düşüncelerini alalım Galatasaray maçıyla alakalı ve özellikle aslında Furkan'a sorduğum soruyu senden de dinlemek istiyorum. Bu maçta alınan moraller derbiyi etkiler mi? Şimdi hemen değerlendirmeden önce Furkan az önce dedi ki bence maç 67. dakikada koptu dedi. 67. dakikada zaten Babel 6-0 yapmıştı yani. Maç bence direkt 30. saniye Cagney'in golünden sonra koptu. Koptu demedim. Bitti dedim. Ben diyorum ki Cagne 35. saniyede mi ne gol attı zaten. Oradan sonra Gençlerbirliği çok yani çok kötüydü yani. İlk 10 saniye falan belki iyiydi Gençlerbirliği yani o kadar kötülerdi. Maçın kırılma anı başta mı düdüğü diyebilir misin hocam? Seremoni de bitti maç. Direkt Valla Ege'nin sorusuna gelecek olursak da şöyle söyleyeyim. Yani Galatasaray Beşiktaş'a yetişmek için her yolu denedi yani bu maç. Beşiktaş'ın gerisine kalmamak için. Ben bunu da birazcık Beşiktaş'ın büyüklüğü olarak görüyorum. Çünkü Ege sen hatırlarsın, Furkan belki hatırlamayabilirsin. 3 sene önce sanırım Beşiktaş'ın Manisaspor'u 9-1 yendiği bir maç vardı. Ziraat maçı. Negredo 4 gol atmıştı. Aynen öyle. O maç sonrası bütün medya işte bu hiç etik bir davranış değil. Ayıp mayıp tarzında şeyler konuştular. Ondan sonraki Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Fener hani son 16 turu muydu galiba? Öyle bir şey diyor. O tarz bir şeydi sanırım, bilmiyorum. Fenerbahçe kim Bolu'yla mı oynadı artık? Kimle oynadı bilmiyorum. Fenerbahçe de en az 4 farklı bir skor aldı. Galatasaray da 5-6-0 yendi. Yani her Beşiktaş bu tarz bir skor aldıktan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaş'a yetişmek için kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlar. Ben bunu bizim büyüklüğümüz olarak görüp bu konuyu kenara alıyorum. Bu maçın 6-0'ının da Furkan dediği gibi birazcık da gövde gösterisi. Yani sen atıyorsun ama ben de atarım tadında bir şeydi ve Fatih Hoca'nın da takıma dönmesiyle bence yani oyuncular Fatih Hoca'ya da güzel bir maç mı diyeyim, güzel bir sürpriz mi, güzel bir skorla hoş geldin veya hani iyi ki geldin tarzında bir teşekkürleriydi sanırım veya bir hoş geldin hediyeleriydi. Hemen çok kısa bir Mustafa Kaplan'a değinmek istiyorum, Gençlerbirliği teknik direktörüne. Maçtan önce zaten Übeyd'i çok hazırlamış. Belliydi ya maç öncesi röportajlarında. Dedi ki biz Ankara'da de burada 6 tane yedik. Ama kalecimiz iyidir vesaire vesaire, kalecisini övdü. Yani takımın 6-0'a hazırlamış veya bu takım buraya yenilmek için geliyor havasını ben aldım şahsen. Çünkü Mustafa Kaplan'ın geçen sene Beşiktaş maçından sonra da
Burak Yılmaz sarı kart görseydi derbide oynayamayacaktı maç sonrası açıklaması. Ne kadar Galatasaraylı olduğunu zaten orada anlamıştı Mustafa Kaplan'ın. Yani sen yenilmişsin Ankara Gücü olarak, orada Beşiktaş gelmiş seni yenmiş. Sen Burak Yılmaz'ın sarı kartı görseydi Galatasaray'da oynamayacaktı cümlesini kullanıyorsun. Yani bilmiyorum ya, bence birazcık kafa yorulması gereken bir konuydu. Gençler Birliği'nin 30. saniyede maçtan kopması ve Galatasaray'ın bu kadar rahat gelmesi, yani Belhanda'nın bile artık hat-trick yaptığı bir lige döndü. Yani rakip takımlar o kadar kolay bırakmaya başladı maçları. Yani Gençler Birliği'nde bireysel hatalar da çok öne çıktı. Rize maçında olduğu gibi, Beşiktaş'ın Rize maçında olduğu gibi. Ama ben yani Gençler Birliği'nin atak yaptığını bile görmedim. Yani geldiler pas yaptılar. Ceza sahasına giremeden zaten kaptırdılar. Saçma sapan tercihler, pas tercihleri, hareketler yapmaya başladılar. Yani birinci dakikadan sonra şu maç bitsin artık evimize gidelim dediler. Düşünün Babel bile, yani penaltı bile olsa Babel bile penaltı attı ve gol attı yani. Çok ilginç bir maçtı bence. Biraz karıştırdım konuyu ama son kez derbi üzerindeki etkisini de senin sorunu tamamıyla cevaplayayım. Ondan sonra sözü tamamen size vereceğim. Bu maçın derbiye etkisi olmaz. Bu skorun derbiye bir Galatasaray açısından bir katkısı olmaz, bir motivasyonu olmaz. Şimdi önümüzde Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da. Ondan sonra derbi oynanacak. Yani o maçta bir sakatlık olur, bir şey olur, Allah korusun bir korona morna olur. Bütün kartlar yeniden dağıtılır bu durumda. Bütün taşlar yerinden oynar. Biz hani normal düşünürsek, hiçbir şey olmamış gibi aynı kadrolarla derbi haftasında herkes sapasağlama yetiştiğini düşünürsek bu skorun hiçbir şeye katkısı olmaz. Çünkü Beşiktaş'ta geçen hafta siz söyleyin 6-0 yendi. Yani geçen hafta dediğim geçen maç 6-0 yendi Rize'yi. Şimdi Hatayspor deplasmanına gidecek. Hatayspor deplasmanı da öyle çok kolay bir deplasman değil. Hatay iç sahada inanılmaz iyi oynuyor. Yani 9-8 maçta bir kere yenildiler iç sahada. Yani Beşiktaş'ı da yarın çok zorlu bir şey bekliyor. Galatasaray'ın belki bir handikapı buradan sonraki, yani 6-0 yendiler. Şimdi sıradaki Süper Lig maçları Beşiktaş'la. Beşiktaş Hatay'la, ondan sonra tekrar Galatasaray oynayacak Süper Lig'de. Yani Beşiktaş'ın yarın alacağı skor, alacağı sonuç asıl bence derbinin üzerindeki havayı daha net belirginleştirecek diye düşünüyorum. O zaman ben buradan sözü devralayım. Kendi yorumlarımla maçla alakalı konuşayım. Sonra bitir. Öncelikle yani bir söz vardır. Benim böyle kitap okurken çok etkilendiğim bir söz. Zafer komutanın beyninde kazanılır diye. Biz gördük ki Mustafa Kaplan gece uyumadan ulan nasıl yenilsem diye kurmuş kafasında. Gerçekten hani ya bu inanmak gerçekten bence önemli bir şeydir. Mesela ben Gaziantep'i, Alanya'yı veya işte Hatay Spor'un maçlarını izlediğimde görüyorum. Hani büyük takıma karşı da oynasalar inanarak oynuyorlar. Kazanabileceklerini düşünerek ve taktik diziliş de bu şekilde. Gençler Birliği halı saha maçına çıkmış sanki o kadar rezil oynadılar ki. Yani ben gerçekten şey demiyorum. Hani bu maç Galatasaray çok iyi oynadı değil. Hayır, Gençler Birliği inanılmaz kötü oynadı. Döküldü yani. Ve onun dışında Melis, senin dediğin o Mustafa Kaplan'ın geçen seneki açıklamaları ben de gördüm sosyal medyadan. Yani inanılmaz bir şey. Hani Beşiktaş deplasmanı, hani Beşiktaş kendi evinde Vodafone Park'ta 4-0 seni yenmiş. Sen kötü oyundan bahsetmen gerekirken, ki bir de hani şey de değil, maçta Burak Yılmaz'ın verilmeyen ikinci sarısı gibi bir durum da yok. Hani seni etkileyen bir şey yok. Senlik ne durum var ki sen Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçında oynayıp oynamaması seni niye bu kadar alakadar ediyor? Basın toplantısında bunları söylüyorsun. Kesinlikle saçmalık ve yani ben gördüğümde çok sinirlendim. Hani geçen sene görmemiştim belki de. Yani onun dışında bence çok söylenecek bir şey yok. Yani dersiniz ki hani 6 gol olmuş, nasıl söylenecek bir şey yok. Kısa özet, gençlerle rezil oynadı. Galatasaray'da bulduğunu attı. Yani bu kadar. Hani öyle bir şey yoktu Galatasaray'da. Müthiş taktik çözülüm yapmış ve hani bitirmiş gibi değil. Zaten yani veya hani ben şunu düşünüyorum ya. Anadolu takımıysan tam kazanamayacağını düşünüyorsan beraberliğe oynarsın. Hani kapan falan. Yok, bunlar böyle çayır çimen, biri sağda biri solda, Galatasaray geldiği gol oluyor, giden gol oluyor falan. Tamamen rezil bir sistem yani. Ama bence benim senden beri farklı yani çelişen fikrim şu olacak. Bence 6 gollü derbi öncesi son maçında 6 gol atmak bence hem Galatasaray'a moral vermiştir kesinlikle. Hem de Beşiktaş'a da bir yani gözdağı verdiğini düşünüyorum ben. Ama tabii ki maçı izlerlerse Beşiktaş oyuncuları ne olduğunu görür zaten.
Ya benim de söyleyeceklerim bu kadar ama ben Galatasaray'ın dediğim gibi derbiye çok moralli çıkacağını düşünüyorum bu galibiyet sayesinde. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bir şey söylemek istiyorum. Hani ya Gençlerbirliği kötüydü evet ama hani bu kadar ağır konuşacağınızı ben düşünmemiştim gerçekten. Yani yakın zamanda Tüm Rize de Gençler Birliği 6-0 taraftarlarından özür dilerim. yendi. Yani bilmiyorum geçen hafta hani Beşiktaş da 6 attı. Hani Beşiktaş'ın da attığı 4 golün kesinlikle hani savunmanın net hatası olduğunu söyledik. Ne Tabii bileyim ki. ben hani sizin gördüklerinizi görmemişim sanırım. Çok bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Ama kesinlikle hani katıldığımız burada tek bir nokta var. Gençler Birliği çok kötü oynadı. Rezil oynadı. Onun arasında çok bir şey söylemek lazım. Var mı senin eklemek istediğin bir şeyler? Yok. O Derbide zaman görüşürüz. videoyu burada o zaman videoyu burada kapatalım. Yarın Beşiktaş'ın Hatay Spor'la mücadelesi var deplasmanda. Onun yorumlarıyla yine karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Videoyu aşağıdan şuradan beğenin. Yorum atın. Abone olun. Instagram'ımızı da takip edin. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın.